kardeş. Bize iki kutu sargı bezi. Hem mi? 3-5 kutu yara bandı. Geçen inşaattan söktükleri paslı demirlerle gelmişlerdi. Tentridiyot alalım. Bir de güçlü bir ağrı kesici ver bize. Ya abi sormaya da çekiniyorum ama hayırdır? Kardeş biz yenilen pehlivan güreşi doymazmış diyelim. Sen de deşme. Bunlar bizi ne kadar döver? 15-20 dakikada temizliyorlar artık. Elleri alıştı. O zaman ben ambulansı arayayım. Anca geliyorlar tecrübeyle sabit. Bir kutu da kondom verir misin? Ne? Yapmayın abi tamam gitmeyin oraya değmez ya. Yok lan bu şahsi ihtiyaç yarın için. İşte kardeşim biz burada lupa giriyoruz. Sen o kutuyu alıyorsun. Biz ertesi gün de ayağımızı yiyoruz. Seviyorum ulan! İşte ben hayatta ilk ettiğim kavgayı kaybettim. O günden beri geçmedi pısırıklı. Hadi kardeşim tutma bizi. Geçez var geçez. Eyvallah. Bak 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 şu yürüyüşlere bak. Sanki bana savaş gazisi. Ulan biri de şu eczaneye tansiyon ölçtürmeye gelsin. Dişimi kıracağım kardeşim. Pardon, tansiyonumu ölçtürecektim. Yapma. Şaka şaka. Geçerken dediğini duydum da itlik yapmaya geldim. Hadi hayırlı işler. Lan iyice milletin taşacak olanı olduk ha. Ah, ben o ilk dövüşü kazanacaktım ya. Kardeş, ağır abileriz biz, yol hakkı bizde. Sinyal yak, çek bir tarafa da geçelim. Ben çoktan hazırım çekilmeye de. Taraf seçemedim sadece. İsterseniz üç deyince ben soldan geçeyim. Siz sağda kalın, sağlıcakla kalın. Bana bak, 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 bak. Gözüm seni bir yerden ısırıyor. Tanıyor muyum ben seni? Tanışsa vuruyor muyuz, vurmuyor muyuz şimdi? Ben anlamadım ha? Bir dakika durun be oğlum. Hemen vuruyor muyuz, vuruyor muyuz? Size kalsa mahallede sağlam adam bırakmayacağız. Ben izninizle sıvışsam aradan. Çünkü ben iç işlerinize karışmış gibi oluyorum böyle dinleyerek. Hiç işim olmaz. Bak işte. Öyle mi? Bak. Beni elin adamının yanında konuşturuyorsunuz. Ürktü çocuk. Ürktü görüyor musun? Ürkme. Ürkme sevgili kardeşim benim. Ürkme. Çete hali bu ya. Böyle küçük kavgalar her çetede oluyor. Dah bak. Benim gözüm seni fena ısırıyor. Allah aşkına patron. Fena ısırıyor ne ya? Tanış geliyorsun falan desene. Fena ısırıyormuş. Gözlerinle soy bir de bari. Soy soy. Ne diyorsun lan? Efendim abartıyor. Bence değişik bir anlam çıkmadı. Çünkü ben de sizi hatırlıyorum. Eskiden yani. Siz mahalleden ayrılmadan önce hep beraberdik biz. Top oynardık, işeme yarışı yapardık. Hacı Şerif dededen yazın Kur'an kursu alırdık. Barış ben. Belki hatırlarsınız. Barış? Bizim Barış. İri Barış. Barış ne olmuş lan sana böyle? Barış lan bu. Evet, evet. Serseri Barış. İlk kavgamı bununla yaptım ben. Efeydi bu. Güya da sıkıştırmıştı beni. Allah'ıma güvenip bir yumruk çakmıştım. Devirmiştim sırrı. Değil mi lan Barış? Devrilmiştim evet. Hatta ameliyat yerime denk gelmişti de dikişlerim patlamıştı. 3 gün daha hastanede yatmıştım. Hadi ya. Sonra da annem beni bir daha dışarı salmadı zaten. Okudum ben de sağa sola hiç bakmadan. Muhasebeci oldum. Yalan! Lan oğlum madem sen hem ameliyatlısın ne diye bana efeleniyorsun? Efelenmemiştim. Efelenmemiştim. Senin elinde su vardı ya. Suyundan istemiştim. Sen de devirmiştin benim. Dikişlerim patlamıştı. He, yanlış hatırlıyor. Vallahi bak. Bu böyle benim üzerime gelmişti diklene diklene. Benim de elimde su vardı. Benim elimden suyumu alacaktı. Ameliyatlıymış abi adam. Düzgün adım maçla mı yürüseydi ha? Ameliyatlıymış yazık. Üstelik susamış. Hüseyin, Onay, şişman olan. İlk kavgamdı o benim. Ondan sonra kendime güvenim gelmişti. Her kavgayı kazanmıştım. Bir etkim olduysa ne mutlu bana. Birini de hatırladıkça ameliyat yerim sızlar hala. Ne biçim düşmüştüm.